Kayıtta mıyız? Hocam Yozgatlılar böyle böyle. Yozgatlılar. Korunalık kuş buymuş yani. Hayır bir dakika bir dakika. Konuş kız anne, herkes senin nesin. Korunalıymış gibi geldi yazıp bunlar da kaçacaklar birazdan. Bak mesafeyi mesafeyi bilmiş. Ümmeti Muhammed siz de abone olun. Hocam ben size hayatımı vereceğim diye eğitim masrafı diyor adama bak. Bunu yaparım diyor musun? Herkese merhaba, Çizgi Anlat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Nur. Ben Hasan. Bugün Hasan'da sulu boya öğreteceğiz. Benim cebimden mi çıkıyor yoksa eğitim masraflarına dahil mi? Hocam ben size hayatımı vereceğim be. Eğitim masrafı diyor adama bak. Sulu boyada kağıt suyu aldığı zaman kabarıyor. Özellikle de mesela bunun gramajı 300 gram. Eğer 200 gram, 120 gram bir kağıt olsa zaten yüzlerini kaldırmaz da çok fazla kabarır. Kabardığı zaman da üst üste boya kullanamazsın. Bu yüzden bantlıyoruz ki kabardığı zaman sabit dursun. Tamam. Kağıt. Mantığı bu. Şimdi seninle beraber bugün seçtiğimiz görsel üzerinden gideceğiz. Bir gökyüzü yapacağız. Tamam. Maviden saraya doğru dönen veya maviden mora doğru dönen. Daha sonrasında tamam. Kurduktan sonra da hamya ağacını çizeceğiz. Tamam mı? Anladım. Islak zemin üzerine çalışmaya başlayacağız. Bu yüzden de İlk önce zemini ıslatırsanız çok sevinirim. Ya da ilk önce boyaları hazırlamakla başlayalım. Çünkü boyalar hazırlarken belki vakit kaybedebilirsin. Ben ilk önce şu kötü boyaları bir çektireyim. İstediğin boyaları buraya bir hazırla bakalım. Şimdi hocam mavi lazım. Başka sarı lazım. 1 kilo mavi. Şimdi önce suyu şöyle buraya koyuyoruz mu? Yoksa maviye mi çalışıyor? İlk önce maviyle al suyu. Tamam. Aha, evet. Şu muydu mavi? Bak şu mavinin 3 tonu, şu yeşilin 3 tonu, tamam. Şu siyah kahverengi ve kahverengi beci, şu tamam. Kırmızının 3 tonu ve şu sarılar. Şu mavinin en açını mı alıyoruz, en koyusunu mu alıyoruz? En koyudan şimdi gökyüzünü düşündüğün zaman en koyudan en açığa doğru gider ya. Tamam, şunu alıyoruz. Aynen öyle yapacağız. En koyudan en açığa doğru gideceğiz. Ama şu maviden de alabilirsin mesela. Yani ortaya istediğini yap. Yani evet. Şimdi bunları sana bırakıyorum. Sanatçı şimdi olan sensin. Allah razı olsun hocam. Bana güveniniz boşuna çıkaracağım ama olsun. Şimdi şunu şuraya aldım. Biraz mavi. Şimdi bize sulu boyada asla bir boya beyazla açılmaz. Her zaman suyla açarsın. Suyla açtığın zaman bak bunu daha açılır. Su bedava olduğu için mi hocam? Sana bedava olduğu için. Bir de sulu boyada hiçbir zaman mesela mavi koyulaştırmak için ya da sarı herhangi bir rengi koyulaştırmak için gidip de siyaha da yönelmezsin. Evet hocam. Her yeşil, zaman, mavi filan değil mi hocam? Yani her zaman ana renk paleti vardır ya hani böyle bir tane kırmızı sarı mavi böyle yuvarlak Hı-hı. bir palet vardır. Görselini bulursam koyarım. Evet. Onun karşılığı neyse o boyayla koyulaştırırsın. Zaten gerçek bir ressam tüm renklerle beraber resim yapar değil mi hocam? Şimdi gerçek ressamla beni linç tutmasın. Mimarlar hakkında konuşabiliriz. Sen de mühendisler hakkında konuşabilirsin. Burada eğleniyoruz yani kendi çapımızda. Suyla zemini ıslat ilk öncelikle. Şimdi ilk yani önce maviden başla mesela. Çap çap yapmayalım da sen yeni başladığın için düz düz gidelim. Şöyle dümdüz. Evet, evet. Evet, çok güzel. Evet. Sınırdan mı gireceğim yoksa sınırdan boştan mı? Oradan gir, evet. Boyalarını sarıya mı geçeceğiz? Şimdi kırmızıya geç mesela direkt sarıya geçilmez. Suyu yollayayım mı yoksa biraz daha? İyi. Şu an ne yapmayı bekleyeceğiz? Kurumasını bekleyeceğiz çünkü tamam. Dört kat birbirinden çok ayrı gibi oldu. Tamam. Şuralara müdahale edeceğiz mi sınırlara? Kurumuş tamam. Birazcık ben de bakayım mı? Acemi şansı olabilir belki hocam. Biraz fazla şans. Biraz fazla şans oldu da yani ucundan denemek varken direkt hocam, böyle hatır otur girme. Hocam belki su biraz meseleyi. Tamam. Nasıl olsa senin eseni ben karışmayacağım. Tamam hocam. Kırmızıdan sadece sarıya inen bir şey yapalım seninle. Kırmızıdan sarıya. Evet öyle bir hocam gözüm. Aynen iki renk. Ben daha başlangıç seviyesinde. Bence de. Karıştırmayalım. Acemi bir çocuğum. İkiye bölüyorum o zaman. Veya kırmızı sarı kırmızı sarı mı gitse? Hayır hayır. Şu gökyüzünde şu kırmızı sarı kırmızı sarı mı gidiyor gökyüzünde? Ya Inception gibi işte. Ona İskandinav tekniği deniyor hocam. Hangi İskandinavlardan? Gelmektesiniz hocam. Bak güzel oldu ama. Neden acaba? Aslında kızıllık daha çok dağ taraf
Altta olmaz mı? Yukarıya doğru mu? Hayır, aşağıya doğru sarıya ineceğiz şimdi. Şimdi sarıya doğru in bakalım. Böyle ip ince şeyler geçerse sanki şey varmış gibi, bulut dalgası varmış gibi, anladın mı? Şuraya da mesela bir iki tane kırmızı bulut dalgası hafif ince geçebilirsin. Mesela biraz az bir şey suyunu çekti şundan. Az bir şey suyunu çekti. Az bir şey suyunu çekti. Tamam hocam, çekeyim şimdi. Böyle mi yani? Aynen aynen. Yapabilirsin. Şair burada ne anlatmak istiyor hocam? Şair burada ıssız kaldım çöllerde. Sensiz. Yaban ellerden. Yaban ellerde. Nice ola. Diyor. Şuraya biraz keskin gibi. Bak güzel oldu. Biraz geçiş verin. İyi oluyor. Bu iş bizim kanımızda sanatkarlık var hocam. Hocam Yozgatlılar böyle böyle. Biz Yozgatlılar. Hem Bayhan dinleriz hem de klasik müzik dinleriz. Böyle bir... Bir yalnız şey beğendim mi? Var şurası. Şuranın geçişini beğendim Hasan, tebrik ederim. Şurada pek efektif bir şey yakalayamadım ama... İşte öğretiyorsunuz, biz de öğreniyoruz hocam. Sizin inşallah maşallah. Maşallah hocam, maşallah hocam inşallah. Sizin... İnşallah ne mutlu sizlere bir şey öğretiriz. Bunu şimdi kurumasını bekleyeceğiz yine. Bu oldu. Şuraya daha aslında ekleyeceğiz. Fena olmadı hocam. Soldaki de iyi kurdu aslında. Bak şu geçiş fena değil. Şu iki geçiş fena olmamış. Şu ara biraz dalgalanmış benim yüzümden. Yani orayı da ne yapabiliriz biliyor musun? Kapatacağız yani. Hocam oranın olayı benim. Keseceğiz. Ben de sizin bu arada boyanızı hazırlayayım. Sevgili ressam, kıymetli ressam Hasan Hüseyin Bey'im. Atom parçalamayı bırakıp bizlerle ilgilendiğim için çok müteşekkir ederim öncelikle. Kanalımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada kanalımızın ilk konu sensin. Hayır, inanılmaz bir şey. Evet. Kanalın ilk konu sensin. Ya ne yaptın? Sulandır sulandır. Yani baktım muhabbeti iyi gidiyor. Bayağı açık mavi olsun, tamam mı bu? Tamam. Açabildim mi? Zaten yaptık zaten. Şey. Kim yaptı bilmiyorum ama. İyi. Ne yapıyorsun? O şey tekniği. Neyi tekniği? Arşimet. Şimdi. Bak hareketlere bak. Bu bayağı yoğun. Öğren bayağı Hasan sen ya. Bu iş işte. Kaptın hocam. Hocam bu iş. Şuradaki yoğunluğu da harcamayayım diye şöyle alalım. Hocam sen bak, boya filan da israf etmiyorsun artık. Hocam. Evet çok güzel. Neymişim? Bak sanki bulut darbesi varmış. Ha? Canım dur göstereyim. Yapıyorsun çünkü. Şöyle. Çünkü evet yapıyorsun. Değil biraz mi? Daha bak ama şöyle. Bak çok güzel yaptın. Sanki şöyleymiş gibi, tamam mı? Şimdi biraz uzun bir bulut oldu. Değil mi? Hı. Alttaki. Tamam. Şimdi, fena değil aslında. Yukarıdaki boya kurumadan şu var ya, hı, alıyorsun daha güzelce bastır. Hocam. Hocam nasıl gidiyor? Yapıyorsun bu işi hocam ya. Bence şurayı tamam da şöyle yapalım. Bak aşağıya vermişken. Birazcık girmeyeyim şuraya. Tamam hadi gir. Canına istiyorsa onu yap. Senin resmin. Şu an başa dönüyoruz değil mi? Şu an evet kuruduğu için bunun kurumasını bekleyeceğiz. Siyah. Şimdi dokunacağım da daha kötü olur diye korkuyorum. Burada amaç ne hocam? Şimdi sen burada geçişleri tam veremediğin için, hı-hı, ve benim de içim rahat etmediği için. Tamam. Biraz. Şurada bir kabarma oldu. Orayı nasıl halledeceğiz? Hı. Hocam oraya bypass yapalım. Dur. Bak şimdi. Hasan da öğrendi hemen bypass. Hocam hemen bypass yapalım. Bak hocam gördün mü? Canım bak, benim. Bak bak. Renkle sanki. Bak. Renkle şey yapsaydık Hasan keşke. Oldu mu? Olmadı. Güzel. Hocam zaten Hasan tam ne yapsa güzel oldu. Onunla dokunuşlar fevkalade oldu hocam. Hocam bu işi gibi. Yani yapacak başka türlü ben bunu kurtaramam. Keşke şurayı da şöyle yapmasaydın. Baksana şu an şuraya. Tamam güzel. Tamam buna şimdi tel yapalım. Nice. Buna teli yapalım. Şurayı ilk önce bir kısa çöpümü çek. Tamam. Burada haç falan çiziyoruz bak, sıkıntı olmaz. Yok hocam sıkıntı olmaz. Ben fetvasını aldım. Şimdi aşağıya kutusunu çek. Şuraya. Çok hafif bir kutu ama çok küçük böyle.
Kocaman yapma. Bahsettiğim şey buydu. Ölçek olarak neyse. Bu trafo şeymiş, şehir şebekesini beslediği bayağı için. Baya hocam herhalde Los Angeles'ın falan yani. Tabii. Şehir şebekesi. Yani o yüzden büyük kent. Yani. Yanlış anlama. Biraz daha eğilmiş gibi. Sen de karşıdan baktığında dümdüz görmezsin ya. Böyle mi hocam? Evet. Biraz kalın oldu sanki. Fark işte. Etmez. Hocam şu kutu olayı bozdu ya. Kutu ben sana dedim ki ama kutu. Minik yap dedim. İşte ona bir şey ayarlarız değil mi hocam? Yabancı değiliz üstelik. Renk şurada telin şöyle ayrıntılar da var bak. Hasan normal tel çizmediğimde ayrıntısı mı kaldı? Gülüm bebeğim. Tamam fena durmadı. Kutuyu... Kutuyu ne yapacağız bilmiyorum yani. Kutu Allah'lık şu an. Şöyle peçeteyle falan kurtarıp bir şey yapamaz mıyız? Hayır. Ya, olur yok mu bu iş? Hocam. Yılların boyacısı. Sana gerçeği söylüyorum. Yaşamayacak. Yani hocam dağ çizmeyi biliyor musun? Bir üçgen yapıyoruz. Hocam dağ da iyiyimdir bak. Ben söyle. Dağ ya nasıl ya? Siyah. Bizim dağlar niye kahverengi? Siyah. Siyahı mı yapayım? Siyah. Çirkin olacak olsun diyeceksin ki aslında çirkin şöyle. Çirkin değil gördüğümüz bütün görseniz de siyah zaten. Yani. Ben önce sınırlar yapayım da hocam sonra fırçayı. Hasancığım. Tamam işte. Al da içini boyamadan sıkıntı çık. Biraz kahverengiyle böyle şey yapmayalım. Tamam hadi yap. Ya ben kötü yaptıracak ondan sonra. Birazdan ben gelip toplarlarım seni. Allah Allah. Bak hele. Hasan sence sulu boya yapmak güzel miymiş? Sulu boya işte öğretmenin biraz iyi olursa güzel. Burada öğretmenine ne demek istedim? Yani öğretmenler candır, şekerdir. Yani burada öğretmenin ben olduğuma göre. Ya bir şey yapamıyoruz diye geri çekilmemek lazım. Denemek güzel. Saatlerce oturup da televizyon izlemekten daha faydalı olduğunu düşünüyorum hocam. Hocam biraz şey mi oldu ya? Hocam şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Birincisi. Burada iki tane daha görüntüsü vardı. Tamam. Sen onları yapamadın. Neden yapamadın? Söyle. Şimdi bu sıra dağlar. Birbirine yakınmış. Birbirine yakınmış değil canım benim. Kuruyacak bu. Birisi önde birisi arkada olduğu için arkada olan her zaman yine daha yaparız. Kuruyor gözüküyor. Yine yaparız hocam. Tamam bunun kurumasını beklemek zorundasın şu anda. Aslında şurayı da yeşillik yapabilirdik. Dağların eteklerinde ağaçlar. Etek şuraya. Gülüm daha çizelim de yeşilliğimiz bizim şurada kalsın biliyor musun? Düğümümüzde kalsın. Şuraya da gökdelen falan çizelim mi? Tellerin arkasında hani silüet varmışçasına. Yani biraz öyle tamam anladım hocam. Yapayım mı? Hocam bütün zevkini çekme aldığını ben de yapmak istiyorum. Şuraya kuşu çizelim ben aşırı sabırsızlanıyorum. Bunu yaparım diyor musun? Siyah olacak değil mi? Siyah. Bunu yapma kudreti damarlarımdaki akan kanlı mevcut. Kuş türü. Koronayı çıkartan bir kuş muymuş ya? Hayır bak. Olay anlamadım. Koronalı kuş bu muymuş yani? Hayır bir dakika. Yarasa mı? Ters de yapsaydın bunu. Dinlemiyorsun ki. Bak şimdi şu ikisi anne baba ortadakiler daha küçük bak fark ettiysen. Diğerleri. Hiç fark edemedim. Bana sadece şu koronalıymış gibi geldi yazık. Bunlar da kaçacaklar birazdan bak mesafeli durmuşlar. Lan daha büyük bak fark ettin mi? Daha büyük yaptım ki ebeveyn gibi. Lazım ki. Komşu sustu siz başladınız. Ben rahatsız oluyorum. Vallahi. Kaydı bitireceğiz birazdan. Anne sen de selamlar. Vallahi bir Türkiye beni dinleyeceğim. Türkiye. İnşallah. Selamünaleyküm. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ya YouTube Türkiye olalı böyle bir giriş görmüşümdür selamünaleyküm diye. Konuş kız anne herkes seni dinlesin. Allah-u Teala. Bunların bu iki gencin yardımcısı olsun böyle bir yola çıktılar. Ümmet-i Muhammed siz de abone olun. Ümmet-i Muhammed. Ümmet-i Bundan sonra bunlar benim de dalga geçiyor ama ben ciddi söylüyorum. Ama iyi oldu. Ümmet-i Muhammed yetişti bir daha söyler misin? Ümmet-i Muhammed. Evet. Bu iki gence yetiş. Bunlar evlenecekler. Hepiniz yetiş abone ya. Olun. Ay anne bitirdin bizi. Bak şöyle küçük dokunuşlarla. O ne? Kuş. Şimdi daha iyi yaptın ama. Sana demek istediğim buydu ama. Aa aynen. Öğrenci aa, doğru, sözü dinle, dinlerim. Öğrenci yok, sözümü hoca sözü dinlerim. O kuşu ben de yapacağım dur. Nasıl oldu o? O kuşu yapacağım ama bir saniye vallahi bir şey yapalım. Söylemek istiyorum. Koronalı kuş yapma tamam mı? Yani. Koronalı.
Şimdi yapabileceği bir şey keşfetti ya. Buradan bir sürü geçiyormuş. Hatta burada da kuş varmış. Buradan da sürü geçiyormuş. Şuradan da hatta kartal peşlerine düşmüş, tamam mı? Hadi Hasan, bu sefer beraber söyle. Çiz ve Anlat kanalına abone olmayı sakın unutma. Sanat toplum içindir. Toplum da bizim için. Çiz ve Anlat'ın bu haftaki videosunun sonuna geldik. Çiz ve Anlat'a abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Evet, bay bay. Bay bay.